akşamlar. 360 dereceye hoş geldiniz. Yoğun bir gündem var, siyasi gündem var ama bir tarafta da önemli siyasi davalar sonuçlanıyor ya da bu davalarla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Son olarak Turgut Özal'a, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a zehirleyerek suikast yapmak iddiasıyla açılan davada tek sanık vardı. Levent Ersöz, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz bu davadan beraat etti. Özal'ın zehirlenmesi davası böylelikle beraatle sonuçlanmış oldu. Öncelikle bu davayı konuşacağız 360 derecede. Bu suçlamalar şimdi rafa mı kaldırıldı? Gerçekten iddialar doğruysa ne olacak? Levent Ersöz birazdan konuğumuz olacak. Kendisi aynı zamanda Ergenekon davasının da sanıklarındandı. Ergenekon davasından da 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında önemli iddialar vardı. Biraz bunu da konuşacağız tabii ki. Sonrasında bu sırada bütün bu yoğun gündem arasında dikkatimizden belki kaçan ama aslında önemli olan bir başka mücadele daha yürüyor. O da Genelkurmay'ın içindeki Fethullah Gülen cemaatiyle bağlantılı olduğu düşünülen subayların tasfiyesi. Bu konuda bir CD ortaya çıktı ve avukat Fidel Okan bunu askeri savcılığa teslim etti. Bu iddialar ne kadar doğru, bu iddialar neyi içeriyor bunu konuşacağız. Ve son olarak da tabii Ali İsmail Korkmaz davasında polisler savunmalarını biz paralel yapıyla mücadele ediyorduk. O yüzden şiddet kullandık üzerine kurguladılar. Dolayısıyla bundan sonraki siyasi davalarda bütün savunmalar acaba paralelle mücadele ediyorduk üzerine mi kurgulanacak? Biraz bunu tartışacağız. Yani dolu dolu bir 360 derece başlıyor. Şimdi önce Levent Ersöz'le başlamak istiyorum. Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, Ankara'dan canlı yayın konuğumuz. Levent Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle sağlığınızı sormak isterim. Pek çok ciddi ameliyat geçirdiniz. Sağlığınızla ilgili ciddi sorunlar vardı. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. 6 yıllık bir yoğun tedavi süreci içerisinde bulunuyorum. Maalesef talihsiz bir ameliyat esnasında almış olduğum bir virüs nedeniyle toplam 33 tane ciddi operasyon geçirdim. Bunların hepsi genel anestezi altında. Sağ bacağımdaki ana motor kaslar alındı. Sinir hasarı meydana geldi. Bu nedenle bir başkasının yardımı olmadan hayatımı şu anda devam ettiremiyorum diyorsunuz. Evet. Peki, çok geçmiş olsun. Umarım umarım daha sağlıklı günler görürsünüz diyelim. Şimdi 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zehirlendi iddiasıyla bir dava açılmıştı. Bu davada tek sanık sizdiniz ve Turgut Özal'a suikast düzenlemekle suçlanıyordunuz. Bu davadan beraat ettiniz. Savcı mütalaasını verirken ve sizin beraatınızı talep ederken şöyle dedi. Biz Turgut Özal'dan bir hukuk adına, adalet adına bir hukukçu olarak özür diliyoruz. Çünkü yeterli delille ulaşamadık ve onun naaşından örnekler almak zorunda kaldık. Mekanı cennet olsun, ruhu da şad olsun ama sanığın beraatini talep ediyoruz. Çünkü elimizde yeterli delil yok. Maalesef zamanındaki gerekli sorumlular sorumsuz davrandıkları için kirli eller ortaya çıkarılamamıştır. Yani savcı dedi ki kirli eller vardı ama zamanında deliller toplanmadığı için bugün elimizde delil yok ve dolayısıyla sanığın beraatına karar verdik. Ne diyorsunuz bu kararla ilgili olarak? Nasıl değerlendirdiniz? Ve en önemlisi tabii ki nasıl bir suçlamayla karşı karşıyaydınız ve bu konuda sizin söyleyecekleriniz nelerdir? 2007'den itibaren Türkiye'de bir takım siyasi sanal davalar yaratıldı. İşte Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk, zirve ve bir de merhum Turgut Özal'ın ölümüyle ilişkin olan bir dava. Bunların tek dayanağı iki tane esas faktör var. Bir tanesi sahte dijitaller, ikincisi de gizli tanık beyanları. Evet. Bu davada da, Turgut Özal davasında da davanın açılmasına etken olan iki tane gizli tanık. Bunlardan bir tanesini İstanbul'daki Ergenekon davasında
verdirilmiş olan bir beyanı var. Bu beyanda merhum Özal'ın ailesinin iffetine yönelik olarak bir takım söylemler vardı. Ve bana atfedilen, atılı olan suçlamaların içerisinde benim istihbaratın gücü olarak, devletin gücü olarak gerekirse Cumhurbaşkanı'nı karısına bile zehirletiriz şeklindeki bir söylem ifade vardı. Bu tamamıyla düzmece olan, yalan olan ve sonradan yaratılmış olan bir takım senaryoların gereği yazdırılmış, konuşturulmuş olan bir beyandı. Evet. Ve buna paralel olarak da Malatya'da görülmekte olan Zirve Yayın Evi cinayetinde de bir başka gizli tanık ki daha sonra da adı İlker Çınar olarak yine kendisini gizli tanık yapan İstanbul'daki Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz ve ekibi tarafından deşifre edilen bir şahıstır. Yalancı bir papazdır, eski bir papazdır. Bunun özel kuvvetler bünyesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde TUSAT isimli bir yapılanmanın olduğunu ve bu TUSAT'ın da her özel kuvvet mensubunun, daha doğrusu beyaz ve siyah kuvvetler diyor, beyaz kuvvet mensubunun bilmiş olduğu bazı radyoaktif maddeler verilmek suretiyle kalp krizine neden olarak vefat ettiğini iddia ettirildi. Bunlar da tamamıyla bilimsel raporlarla yalan olduğu ortaya çıkartıldı. Yargılama sürecine baktığımızda başlangıçta yargı içerisinde sızmış olan cemaat artıklarının açtırmış olduğu bir dava ile başladı, bir dava süreciyle başladı. Kaldı ki tanık koruma yasasının 8. maddesinde gizli tanık beyanlarıyla herhangi bir, sadece başka bir somut delil, bilgi, belge bulunmadan böyle bir karar verilemeyeceğine, hüküm verilemeyeceğine ilişkin bir çok açık, net bir ifade var. Yasada böyle diyor. Evet. Savcılık bütün bunların hepsini bir yere bıraktı. Bazı dış ilişkiler, siyasi ilişkiler ve cemaatin etkisiyle kendi kontrolünde bulunan yargı içerisindeki mensuplarına, polis içerisindeki mensuplarına bu davayı, sanal bir siyasi davayı hazırlattılar. Bunda da hiçbir şekilde bağlantım olmamasına rağmen bu iki gizli tanığa verdirdikleri beyanla hakkında bu dava açıldı. Peki niye siz? Yargılama neden siz tahmin edilmediği kadar kısa sürüldü. Evet. Çünkü Ergenekon'da, Balyoz'da biliyorsunuz çok uzun bir yargılama süreci geçti. Evet. Bu dava Nisan 2013'te açıldı ve Kasım 2014 tarihinde sonuçlandı. Türk kamuoyunun ve bizlerin önemsediği, beklediği, özlediği bağımsız ve tarafsız yargının vermiş olduğu net bir karar. Peki, diğer davalara da, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik davalara da etki edebilecek bir karar çıktı. Evet. O yüzden bu nedenle ben karardan da memnunum ve mutluyum. Levent Bey, peki siz neden sizin Turgut Özal'ı zehirlediğiniz düşünülüyor? Bir kere hangi yöntemi kullanarak, biraz önce söylediğiniz ama mesela limonatasına zehir karıştırıldı deniliyor. Biraz önce sizin dediğiniz gibi başka teknikler ortaya atılıyor. Neden siz seçildiğinizi düşünüyorsunuz? Neden başka bir paşa değil? JITEM'de görev yapmış olmanız bunda etkili oldu mu sizce? Öncelikle bir düzeltme yapalım. JITEM'de görev diye bir şey söz konusu değil. Ben Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı yaptım. JITEM adıyla çıkartılan ve şehir efsanesi haline getirilen bir örgütle bunun kesinlikle bir bağlantısı yok. Biliyorsunuz bu konuda İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı bir açıklama yaptı. Bir deneme kadrosuyla kısa bir süre faaliyette bulunan bir kuruluştan bahsettiler. Ama bu kuruluş o hale getirildi ki artık şehir efsanesi olduğu ve her tarafta her taşın altından JITEM diye söz edilir oldu. Öncelikle bunu düzeltmek isterim. Ama ben Jandarma İstihbarat Başkanı olarak takdir edersiniz ki
Türkiye'nin 3 tane ana büyük istihbarat teşkilatından biri bunun başkanı olarak görev yaptığım süre içerisinde edinilmiş olan bazı bilgiler, belgeler, bunlar tamamıyla devletin hizmeti içerisinde görevin gerektirdiği bazı bilgilere ulaşılmış olmanın veya öğrenilmiş olmanın bazı taraflarda, bazı kesimlerde yaratmış olduğu sıkıntılar da söz konusu olabilir. Ama biz bütün bu faaliyetlerimizi hiçbir zaman hukuk dışına çıkarak icra etmedik. Her şeyimizi devletin vermiş olduğu yetkiler, sorumluluklar ve hukuk çizgisi, hukuk tabanında, yasal mevzuatta kalarak icra ettik. Evet. Neden ben seçildim derseniz ki onu soruyorsunuz. O zaman benim geçmişteki tüm çalışmalarıma baktığınızda demek ki rahatsız olan bazı çevreler söz konusu oldu. Evet. Çeşitli hakkımda verilmiş olan kararlar oldu. Bazı dış servislerin şahsıma yönelik yapmak istedikleri bazı suikast işlemleri oldu. Bunların planları, bilgileri, duyumları alındı. Demek ki bazı kişiler, bazı kuruluşlar, bazı yerler rahatsızlık duydu. Evet. Şimdi Turgut Özal'ın zehirlenerek öldürülmesi iddiasının temelini aslında Turgut Özal'ın 8. Cumhurbaşkanı'nın Kürt sorununu çözme konusundaki kararlılığı ve bu konuda devletin resmi çizgisinin çok dışında olduğu ve bu yönde de adımlar atmaya hazırlanırken öldürüldüğü var biliyorsunuz. Siz de uzun yıllar PKK ile mücadelede görev almış bir komutansınız. Ve bu konudaki de tavrınız, evet, biliniyor. Kaldı ki hakkınızda HADEP'li iki yöneticinin öldürülmesi davasında da isminiz geçiyor. Sizin Şırnak'ta görev yaptığınız dönemde pek çok faili meçhul cinayetlerin olduğu, yine devletin resmi makamlarının yazışmalarında, Susurluk Komisyonu'nun araştırmalarında yer alıyor. Şimdi bütün bunlara baktığımızda eğer Turgut Özal Kürt sorunun çözümünde farklı bir yol izleyecekti, bunun için öldürüldü deniliyorsa, sizin isminizin geçmesi normal değil mi? Siz değilseniz bile Turgut Özal'ın bu nedenle suikaste kurban gitmiş olabileceğine inanmıyor musunuz? Düşünüyor musunuz? Düşünmez misiniz? Şimdi öncelikle bu sormuş olduğunuz sorudaki bazı konulara yanıt vermek istiyorum. HADEP'li iki yöneticinin öldürülmesinden söz ettiniz. Bu konuda yürütülmüş olan bir hukuk işlemleri, hukuk süreci var. Bu süreç sonucunda benim hakkımda verilmiş olan bir takipsizlik kararı var. Ki karşı taraf olarak addedeceğim bu kişilerin avukatları bunu çeşitli yerlerdeki itiraz makamlarına kadar götürdüler. Kanun yararına bozma sürecine kadar götürdüler. Bütün bunların hepsi benim lehime sonuçlandı. İsimlerde geçmek tabii ki bir takım kişilerin, bir takım çevrelerin rahatsızlığı olabilir. Bu maksatla dile getirdikleri olabilir. Ama ben bu tür suçlamaları hiçbir zaman kabul etmedim. Kabul etmem de mümkün değil. Evet, ben PKK'ya karşı mücadele ettim. Ama PKK nedir? Silahlı bir terör örgütüdür. PKK nedir? Türkiye Cumhuriyeti'ni, ülkesini, milletini bölmek, parçalamak isteyen bir silahlı örgüttür. Ben bir güvenlik görevlisi olarak bununla mücadele etmeyeceğim. Kiminle mücadele edeceğim? Ben bütün bu mücadelemi yasal süreç içerisinde, yasal zeminde kalarak yaptım. Bunun dışında hiç kimse bana şu aşamada siz şunu yaptınız, bunu yaptınız diyemez. Gelelim Turgut Özal'ın Kürt meselesiyle ilgili yaklaşımına. Kanımca rahatsız olan gruplardan bir tanesi de dönemin jandarma genel komutanı rahmetli Eşref Bitlis'le beraber benim bazı görüşmelerde bulunup bu olayın içerisindeki bazı hususları bilmemden kaynaklı olarak bir yaratılan tevatür var. Bir şehir efsanesi var. Bunların da şu aşamada açıklanması da doğru değil. Çünkü bunlar devletin kendi iç yürüyüşü içerisinde.
Sayın Ersöz, bakın, neden doğru değil? Tam da şu anda İmralı'da görüşmeler yürüyor. Yani dünkü görüşmeler bugüne ışık tutmaz bakın, mı? Bakın İmralı'daki görüşmeler, İmralı'daki görüşmeler kimin için doğrudur, kimin için doğru değildir? Şu anda devlet iradesiyle mi yürütülüyor yoksa siyasi iktidar iradesiyle mi yürütülüyor? Öncelikle bir kere buna bakın. Biz geçmiş yıllar içerisinde gerçekten bir devlet iradesiyle o bölgelerde görev yaptık, mücadele ettik. Rahmetli Turgut Özal Cumhurbaşkanı olduğu dönemde bu faaliyetlerini başlattığında kendisine özel görev vermiş olduğu rahmetli Eşref Bitlis'in bir takım temasları oldu, bir takım görüşmeleri oldu. Yani şu anda Irak'ın kuzeyindeki yerel yönetimin liderleriyle Silopi'de, Süleymaniye'de orada yapılan görüşmeler oldu. Oradaki görüşmeleri birebir rahmetli Turgut Özal'a aktarırdı. Ama bütün bunların tamamı bu meselenin Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliği bütünlüğü içerisinde çözülmesine yönelikti. Aksine bugünkü görüşmeler Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünüp parçalanmasına yönelik. Arada bu kadar açık ve net bir fark var. O nedenle ben İmralı'daki görüşmeleri yürütenler ve bu işe karar verenlerin bir gerçek devlet iradesiyle hareket ettiği inancında değilim. Bir siyasi iktidardır. Bir siyasi iktidarın vermiş olduğu, kendisine göre çizmiş olduğu bir program dahilinde yürüttüğü faaliyetlerdir. O nedenle onu bir kenara bırakıyorum. Evet. Ama salt Turgut Özal'ın Kürtçülük faaliyetlerini, Kürt faaliyetlerini veya Kürtçülükle mücadele anlamında veya PKK'yla mücadele anlamında yürüttüğü faaliyetlerden ötürü kendisinin zehirlendiği, bunun önüne geçildiği, dolayısıyla benim de bu yöndeki o bölgedeki görevlerim, mücadelem, bir takım yerlerde, bir takım mekanizmalarda görev almış olmam nedeniyle beni bu sürece bulaştırmak istemeleri ve normaldir ancak yanlıştır. Evet. Bu kararda mahkemenin vermiş olduğu kararla da bunun yanlışlığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. İsmail Saymaz'ın sorunuzun diğer bir bölümüne geleyim. Pardon. Buyurun. Evet. Turgut Özal'ın çeşitli yöntemlerle öldürüldüğünden söz ettiniz. Öldürülmek yani, öyle iddia ediliyor. Kendisine ben biliyorum ama. Buyurun. Öyle iddia ediliyor. Tamam. Tamam. Siz demiyorsunuz. Öyle iddia ediliyor. Ancak size şunu hatırlatmak istiyorum. Maalesef medyada birçok kalem veya birçok yazar arkadaşımız, sizi de bunun içerisinde katmıyorum, tenzih ediyorum. Ancak şunu söylüyorum. Ne iddianameler okunuyor, ne de raporlar okunuyor. Rahmetli Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili olarak artık zaman aşımına yaklaşık 2 yıl kala Ahmet Özal, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü düzeltiyorum. Abdullah Gül'ü ziyaret ediyor annesiyle beraber ve Devlet Denetleme Kurulu'nun harekete geçirilmesini istiyor. Devlet Denetleme Kurulu harekete geçiyor ve 100'e yakın kişinin ifadesine başvuruyor. Devletin resmi kayıtlarını inceliyor. O aşamada Turgut Özal'ın kendi yakın çevresindeki çalışma arkadaşlarının da ifadelerine başvuruyor. Bakın. Şimdi Sayın Semra Özal diyor ki Bulgaristan Büyükelçiliğine gitti ve orada kendisine limonata ikram edilerek içerisine zehir kondu, öldü. Devlet Denetleme Kurulu'nun içerisindeki vermiş olduğu raporda geçen ifade şudur. Bulgaristan Büyükelçiliğine gitmemiştir. Bir Bulgar sanatçısının özel bir resim sanat galerisinde açmış olduğu bir sergiye gitmiştir. O sergiye gitmeden önce kendisinin güvenlik amiri, evet, koruması, emir subayı hepsi gidip bölgeyi incelemişlerdir. Orada herkesin içmiş olduğu bir portakal suyunu içmiştir. Ancak bunlarla ilgili olarak da herhangi bir zehirlenme bulgusuna ilişkin hiçbir tespit ne Devlet Denetleme Kurulu raporunda vardır ne de Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'nun raporlarında vardır. Şimdi bu kadar bilimsel raporlar varken hiçbir şekilde bunları okumadan kalkıp salt bir kişinin beyanıyla siz masum bir insanı suçlamak,
ne derece hukuki olabilir, ne derece vicdanlara sığabilir? Evet. Bunun cevabını ben size bırakıyorum. Peki, şimdi iki tane stüdyomuzda size soru var. Biri Bugün Gazetesi yazarı Tarık Toros'tan, evet. Diğeri de İsmail Saymaz'dan. İsmail Saymaz, buyurun, önce siz söylemişsiniz. Evet. Levent Bey, merhabalar. Siz de az önce Hadep Silopi ilçe başkanı ve yöneticisinin Serdar Taniş ve Ebu Bekir Deniz'in, şu an adı hatırlanmayabilir, evet, kaybolmasına ilişkin soruşturmada hakkınızda takipçi kararı verildiğini anlattınız. Yani o izleyiciler de bilsin diye söylüyorum. Evet. En son Silopi Jandarma İlçe Komutanlığı'ndan içeri girerken görülmüşlerdi ve çıkışları bir daha görülmedi. Bütün tanıklar bu yönde beyanda bulunuyor. Silopi, o tarihte siz Şırnak... Bir yanlışınız var. Buyurun. Yanlışınız var. Buyurun. Yanlışınızı hemen düzeltmek isterim. Çünkü bu arkadaşların, bu kişilerin jandarma karakoluna gelmesi... Bizim görevlilerimizle bölgede yapılan bir kaçakçılık, akaryakıt kaçakçılığı nedeniyle kendilerinden birisinin karışmış olduğu bir kaçakçılık olayına arabuluculuk yapıp gelip bu konuda yardım istemesinden kaynaklıdır. Yani o arkadaşını kurtarmak maksadıyla gelmiştir. Bunlar hem İçişleri Bakanlığı'nın müfettiş raporlarında vardır, hem Silopi Cumhuriyet Savcılığı'nın yürütmüş olduğu hukuki süreç içerisinde soruşturma dosyalarının içerisinde vardır. Kaldı ki bu kişiler karakola giriyor, girişte nizamiyede deftere imza atıyorlar, çıkarken de yine imza atıyorlar ve ayrılıyorlar. Bu imzaların da kendilerine ait olduğu Adli Tıp Kurumu'nun incelemelerinde ortaya çıkmıştır. Bu kişilere aittir denmiştir. Onun ötesinde, evet, PKK kamplarında, Kuzey Irak'ta PKK kamplarında çekilmiş olan fotoğrafları ve ailesine yazmış olduğu mektuplar da yine sınırdan giren bir kamyonun dorsesinde ele geçirilmiştir. Özetle şunu, bunlar hepsi soruşturma dosyasının içerisinde vardır. Özetle şunu mu ifade ediyorsunuz? Yani bunlar aslında jandarmadan rahatla çıktılar ve dağa kaçtılar. Dağda ölmüş tabii olabilirler ki mi diyorsunuz? Tabii ki. Anladığım kadarıyla... Onu bilemem. Anladım. Ama oradaki bizim dönemimizdeki faaliyetlerde bunların hepsi belgelendi ve dosyaya kondu. Bir soru daha ekleyeyim size. Kaldı ki hatta bir tanesinin cep telefonu da Aradan bir yıl sonra Silopi'de kendi ailesinin içerisindeki bir fert tarafından kullanıldığı da o belgelendi ve ortaya çıktı. Sizin İsmail Saymaz'ın bir sorusu daha var. Sizin Şırnak'ta görev yaptığınız tarihler hangileriydi acaba Levent Bey? Benim Şırnak'ta görev yaptığım tarihler 1991-93'te 23. Jandarma Sınır Tugayı Kurmay Başkanı'ydım. Kurmay Binbaşı rütbesiydi. Evet. Ve arkasından da 2000-2001 yıllar arasında Şırnak İl Jandarma Komutanı'ydım, Kurmay Albay rütbesiyle. Yani yaklaşık 5 yıl, toplamda 5 yıl görev yapmışsınız. Arada Diyarbakır olsa gerek sanırım. Yani görev yaptığınız dönem içerisinde Şırnak... Şırnak'tan terfi ettim. Tuğgeneralliğe terfi ettim. 2002-2003 yılında da Diyarbakır Jandarma Bölge, evet, Komutanı oldum. Evet. Arada 90-93'te 2002 yıllar arasında Şırnak'ta çok bizim kamuoyunun bildiği çok etkili olaylar oldu. Mesela 93-94'te Güçlü Konak oldu, Kuşkonar Köyü'nün uçaklarla bombalanması oldu. Güçlü Konak'ta bir minibüsün taranması sonucunda 11 köylünün öldürülmesi oldu. Sizin görev yaptığınız dönem içerisinde sizin komuta ettiğiniz birliklerde ya da askeri şahısların herhangi biri Şırnak'ta, İdil'de, Cizre'de, bilhassa bu noktalarda herhangi bir insan öldürme başta olmak üzere herhangi bir suça karıştılar mı? Sizin bu konuyla ilgili bir işleminiz oldu mu? Bakın, bahsetmiş olduğunuz tarihlerle benim söylediğim tarihler uyuşmuyor. Öncelikle onu düzeltelim. Ben 91-93 tarihleri arasında söyledim. Sizin bahsettiğiniz tarih 94'e taşıyor. Ayrıca minibüs taranmasıyla ilgili olan konu benim dönemimde değildi. Ben Tugay'ın kurmay başkanıydım. Onun ötesinde bahsi geçen süre içerisinde de hiçbir şekilde bir faili meçhul kalan
bir cinayet durumu söz konusu değildir. Bunu iddia eden kimse çıksın, belgeleriyle ortaya koysun. Ben de belgelerimle kendisine açık ve net cevap vereyim. Ben buradan hodri meydan diyorum bu iddiaları ortaya atara. Bunlarla lütfen kamuoyunu kimse yanıltmasın. Tartarosu zannediyorum Özal cinayetine ilgili. Özal'a geçmeden şimdi hodri meydanına cevap vermek istiyorum. Tamam. Levent Bey, sizin döneminiz içerisindeki bir faili meçhulü mü kastediyorsunuz yoksa bu dönemde herhangi bir faili meçhul olmamıştır? Benim dönemimde faili meçhul diye bir şey söz konusu değil. Benim dönemimde faili meçhul diye bir şey söz konusu değildir. Bakın tekrar söylüyorum. Sizin söylemiş olduğunuz faili meçhul hukuk anlamında işlenen bir cinayetin müsebbiplerinin bulunamaması anlamına gelir. Bütün soruşturmalar yapılır. Hukuk dilinde bu böyledir. Evet. Dosyası ayrılır ve bunun soruşturması devam eder. Ama şimdi siz öyle bir şey söylüyorsunuz ki sanki bu faili meçhuller, bazı kişiler öldürülmüş, bunu güvenlik kuvvetleri olarak, jandarma olarak veya benim emir komutamdaki birlikler olarak işlenmiş gibi bir izlenim veriyorsunuz. Bu yanlış. Hayır, yanlış değil. Buna şunu, şuna istinaden böyle bir söylemi ben kabul etmiyorum. Bunu şuna istinaden söylüyorum. Sizin görev yaptığınız dönemde değil ama evet. Size bağlı, yani Şırnak'a bağlı İdil'de savcılık yapan İlhan Caner, tanırsınız kendisini. Hasbelkader sizin aynı dosya yargılanmak zorunda kaldı. İlhan Caner İdil Cumhuriyet Savcısıyken burada bilhassa Midyat yolunda, Cizre'de ve İdil'de kamu görevlileri tarafından öldürülerek gömülmüş insanların ölümlerini tespit etti ve mezarlarını açtı. Mesela Mor Deniz çifti böyle bir vakadır. Ve bu cinayetlerin birer saat arayla işlendiğini, aynı silahla işlendiğini ortaya çıkardı. Ve daha sonra sizin beraber yargılandığınız Albay Arif Doğan'ın da şüphelisi olduğu bir fezleke hazırladı. Bu fezlekede dedi ki, ölen insanların çoğu en son kamu binalarına girerken görülüyor. Ve en son bu insanlar telsizli insanlar tarafından kaçırılıyor dedi. Ve kamu görevlilerinin bu suçlara karıştığını iddia etti. Ve o dönemde İbrahim Babat'ın tanıklığını ortaya koydu. Bakın İsmail Bey. Bir savcının fezlekesinden söz ediyorum. Bakın İsmail Bey lütfen. Buyurun. Bakın ben size söylüyorum. İlhan Cihaner'in Cumhuriyet Savcılığı yaptığı tarih hangi tarih? 96 ve sonrası. Bana söyler misiniz? 96 ve sonrası. Ben hangi tarihte görevliydim? Şimdi az önce genel bir 91-93. Anlıyorum. Az önce genel bir ifade kullandı. Bakın ki ben 91-93 olarak söyledim size. Ben yoksa bölgede işlenen cinayet vardı yoktu. Bunu kim işledi? PKK mı işledi? Başkası mı işledi? Ben bunu bilemem. Ben kendi dönemimle ilgili olarak söylüyorum. Bakın size bir kitap göstereceğim. Benim bu yazmış olduğum kitap. Siz bu kitaptan bilgi sahibi misiniz? Biliyorum, okudum. Biliyorum. Okudunuz. Biliyorum, okuduysanız biliyorum. O zaman Ergenekon soruşturması kapsamında bu özellikle ıslak imza ile ilgili olan bölümde geçen hususlarda bu söylemiş olduğunuz hususların hiçbir dayanağının bulunmadığını anlayacaksınız, göreceksiniz. Peki. Demek ki dikkatli okumamışsınız. Lütfen bir kez daha okuyun. Levent Bey, süremiz kısalıyor. Onun için bir soru sorayım. Sonra Tarık Toros'a da bırakacağım. Onun da sorusu var. Bu faili meçhuller evet, konusunda. Buyurun, Şirin Hanım. Hakikatler Komisyonu kurulması gündemde mecliste. İnşallah karar verilecek ve kurulacak. Hep bu yönde talep ve istek beyanı var. Eğer Hakikatler Komisyonu kurulursa, daha önce Susurluk Komisyonu'na pek çok askeri görevli, siz JITEM yok diyorsunuz ama Susurluk belgelerinde JITEM olduğu geçiyor. O dönem görev yapan MİT, Emniyet ve askeri görevliler gidip ifade vermediler ama Hakikatler Komisyonu kurulursa siz gidip başta biraz önce bahsettiğimiz faili meçhul cinayetler olmak üzere Ergenekon'da size atfedilen ya da diğer ordu mensuplarına atfedilen suçlar konusunda konuşmaya beyan ya da ifade vermeye hazır mısınız? Yapar mısınız böyle bir şey? Ya da bugüne kadar açılmamış, söylenmemişleri söylemeye hazır mısınız? Şirin Hanım, biz hiç bugüne kadar hiçbir şeyden kaçınmadık. Bizim devlet terbiyemiz neyi gerektiriyorsa biz o çerçeve içerisinde görev yaptık, gerekli olan hususları söyledik. Evet. Ve eğer böyle bir komisyon kurulacak olursa da tabii ki bana düşen görev neyse ben onu yerine getirmeye hazırım. Peki. Bundan kimsenin de şüphesi olmasın. Benim de veremeyeceğim hiçbir hesap söz konusu değil. Tarık Bey'in size bir sorusu var. İsmail bir alalım. JITEM konusuna ama geçmeyelim. JITEM yok demesi, tarihi çarpıtmak demek. Yani JITEM nasıl yok? En son siz tarihi çarpıtıyorsunuz. Bakın programı da saptırıyorsunuz. JITEM kimlikleri var. JITEM bütçesi siz, var, ödeneği bakın, var. JITEM bakın, üzerine siz burada da görev bakın, yapmış kamu görevlileri yazdık kitaplar var. JITEM nasıl yok? Lütfen
Lütfen, lütfen. Buyurun, bakın siz JİT'e mi dayandırdığınız Arif Doğan denilen kişi şu an rahmetli oldu. Evet. Size sorarım. 10 bin tane terörist yetiştirdim. 10 bin kişiye Kaleşnikov verdim. 10 bin kişinin maaşını verdim diyor. Aklı başında olan bir insan bunu söyleyebilir mi? Peki aklı başında olmayan bir insana niye bunu jandarma, söyleten kimdi? Niye Diyarbakır jandarma istihbarat grubu amiri yaptınız? Niye aklı başında olmayan birini jandarma istihbarat grubu amiri yaptınız? Ben istihbarat grubu komutanı yapmadım ki. Niye albay yaptınız? İsmail, sakin. Bakın Tarık Bey, lütfen soruştur. Bakın konuşmayı da programı saptırmayın. Buyurun ben abi. Ben bu konuyu Şirin Hanım size bir daha söylüyorum. Sizinle başka bir programda oturup bunları detaylıca tartışabiliriz. Ama... Peki. O arkadaşımızın programı bu şekilde sabote etmesi ve saptırmasını da kınıyorum. Peki. Arif Doğan bunları söylemiştir. Arif Doğan o zaman niçin sormadı? Zekeriya Öz kendisini aldı. İfadesini aldı. Doğru söyledi. Hakkında doğru, ne işlem yaptı? Sorarım size. 10 bin tane insanı öldürdüm dediyse, terörist yetiştirdim dediyse niçin hakkında işlem yapmadı bu mahkemeler? Soruyorum size. Ve o arkadaşım cevap versin Tarık Bey. Evet. İsmail Bey, katılıyorum İsmail, size. Doğru söylüyorsunuz. Katılıyorum. Tarık Toros'a geçiyorum. Yoksa teke tek neyse, görüş olarak. Neyse şimşekleri ben üzerime aldım. Problem yok yani. Öcalan davasına döneceğim. Çünkü aslında bugün konumuz oydu. Tarık Bey'in de bir sorusu var Levent Bey. Yani, çok ona da kısa iki tespit ve bir sorum olacak. Birincisi şu. Hollywood filmlerinde olur ya yani görürsünüz. Bir takım olaylar yapılır, bir takım masumlara kıyılır, bir takım suç olmayan insanlar ölür. Ya da ne bileyim birileri gerçekten suçludur. Filmin finaline dolu görürsünüz. Suçlular elini kolunu sallayarak sokaklarda dağılır giderler. Masumlara olan olmuştur. Bir soruşturma yapılmıştır, yapılmamıştır. En sonunda şu ortaya çıkar. Ya ne yapalım, bu işin bekası bu. Yani devletin bekası için, birilerinin bekası için falan bu iş biraz buna benziyor. Türkiye'nin son 20 senedir içinde bulunduğu durum. Bütün filmde her şeyi görürsünüz. Bütün roller dağıtılmıştır, replikler ortadadır, suçlu suçlu hepsi ortadadır. Ama finalde bununla yüzleşir, seyirci de bunu çok izah edemez. Biraz Türkiye'nin durumu bu. İkincisi, şimdi faili meçhuller konusunda söylediniz. Yani Musa Anter'in... Bunun izah edilemeyecek. Ama, bakın, ben izah edilemeyecek hiçbir tarafı söz konusu değil. Yo ben sizi kastederek söylemedim. Türkiye'nin son 20 senesini anlatıyorum. Behçet Can Türk'ün, Cem Ersever'in, Tarık Ümit'in vesaire bunların da faili meçhul. Geriye doğru baktığımızda sadece Turgut Özal meselesi değil. Turgut Özal'ın 88'deki suikastinin de faili meçhul. Tetikçisi ortada, arkasındaki odaklar ortaya çıkartılamadı. Özal bile bir noktadan sonra ileriye gidemedi. Şimdi biraz müdahilim ben. Bakın bu davanın... siz Turgut Özal'ın zehirlendiğine mi inanıyorsunuz? Hayır, geliyorum oraya. Ben geliyorum. Sorunuza gelin çünkü vaktimiz tutuyor. Evet. Ben biraz müdahilim. Çünkü 3 sene evvel yaptığımız bir televizyon programına ilk ve son kez Semra Özal bağlandı. Ben içtiği limonatadan zehirlendiğini düşünüyorum dedi. Biraz önce Ahmet Özal da aynı şeyi teyit etti ve onun üzerine savcılık soruşturması başladı. Her ikisi de Semra Özal zehirledi. Tabii her ikisi de gidip ifade verdiler falan, bu süreç böyle gelişti. Artı bu Korkut Özal'la bir program yapıyordum ben. Tarık Bey bakın önce. Burada bir şeyi düzeltmek istiyorum. Soru geliyor ama. Hayır ben tespitleri söylüyorum. Bunlar benim görüşlerim değil. Evet. Korkut Özal'a şunu sordum yayın dışında. Dedim ki Korkut Bey siz abinizin öldürüldüğünü mü düşünüyorsunuz? O zaman zehirlenme falan yok. O da dedi ki ben sonuçlarına bakarak şunu söyleyebilirim. Üzerinden 10 sene geçti. Sonuçlarına bakarak söyleyebilirim ki abimi ortadan kaldırdılar dedi. Peki, Devam ediyorum. Ülkenin başbakanı dedi ki birini astınız, birini zehirlediniz, öbürünü size yedirmeyeceğiz. Yani Başbakan Tayyip Erdoğan Turgut Özal'ın zehirlendiğini teyit etti. Afişlere, pankartlara çıktı. Sadece şunu söylüyorum. Gizli tanık, ben suçlamıyorum Levent Bey'i. Hayır, Levent Bey'i suçlamıyorum. Gizli tanıklar yargılanmalarda bir unsur. Peki dinliyorum. Gizli tanıklardan dolayı mağduriyete uğramış insanlar gizli tanıklık müessesesini yıpratmamalı. Tıpkı telefon dinlemelerini yıpratıldığı gibi. Sadece şunu soruyorum. Levent Bey, size göre bu kadar veri, bulgu vesaire ortadayken, zehir var ama zehirlenme yok, adli tıp kayıtları ortadayken bir sürü şey. Siz Turgut Özal'ın normal yollardan öldüğünü mü düşünüyorsunuz? Yoksa gerçekten ortadan kaldırıldığını, zehirlendiği ihtimaline şey veriyor musunuz? İhtimal veriyor musunuz? Buyurun Levent Bey. Sorun bu. Bakın şu ana kadar yaptığınız değerlendirmelere de cevap vererek en son olarak sorunuza net bir cevap vereceğim. Bakın Turgut Özal'ın vefatı ile ilgili olarak eşi Semra Özal, Ahmet Özal hiçbir şekilde
bir adli makama giderek suç duyurusunda bulunmuş değiller. Yani benim eşimi, babamı zehirlediler. Bunu araştırın demediler. Bu, ben bunu afaki söylemiyorum. Devlet Denetleme Kurulu'nun raporlarına göre söylüyorum. Bakın, çok açık ve net yazıyor kurul raporlarında. Sadece Ahmet Özal Malatya bağımsız milletvekili iken milletvekilliği süresinin bitimine 4 ay kala arkadaşlarıyla beraber bir önerge veriyor. Şimdi siz düşünün, 5 yıllık milletvekilliği süresinin bitimine 4 ay kalaya kadar hiçbir işlem yapmıyorsunuz, uğraşmıyorsunuz ve ondan sonra kalkıp da diyorsunuz ki ben babamın ölümünü aydınlatmak için yıllardır uğraşıyorum. Peki Devlet Denetleme Kurulu raporunda diğerinde ne diyor? Semra Özal hanımefendinin otopsi yapılmasını engellediği yazıyor. Bunlardan bilginiz var mı? Niye yaptırmadılar? Eğer bir şeyleri varsa şayet, şüpheleri vardıysa niye yaptırmadılar? Evet. Saç kıllarını biz hatıra diye sakladık diyorlar. Saç kıllarının uzunluğu, iki tane saç kılı 1.8 santimetre. Ve bunu adli tıpa gönderdiklerinde adli tıp kimya dairesi diyor ki ben bu kılları test edebilirim. Merhumun cenazesinden alınan DNA örnekleriyle bunu karşılaştırabilirim. Ama bu kılların uzunluğu bunun için yetmez ve uygulayacağımız bilimsel, teknolojik sistemler, yöntemlerle bu kıllar ortadan kalkabilir ve hiçbir netice elde edilemez. Ve arkasından şunu söylüyorlar. Bakın, Amerikyum 241, Polonyum 210. Amerikyum 241'in yarı ömrü ne kadar biliyor musunuz? 458 yıl. Eğer vücudunda bu zehirlenme olsaydı, bu madde verilmiş olsaydı, rahmetli Özal'ın mezarının açıldığı tarih 20 yıl. Bunların bulunması gerekirdi. Peki. Polonyum 210 verildikten sonra, işte bunun örneği en son İngiltere'de, Londra'da bir eski KGB ajanının zehirlenmesinde kullanıldı. Ki işin enteresan tarafı da bu gizli tanık. Bütün bunlar öğrenildikten sonra bu bilgileri konuşturuluyor. Bunun içerisinde cemaatin artıklarının vermiş olduğu bilgiler neticesinde konuşturuluyor. Peki Levent Bey. Bu 21 gün içerisinde öldürüp ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla bahsi geçen bir zehirlenme diye bir şey söz konusu değil. Vaktiyle yapılmayan bir takım tahliller yapılmış olsaydı olabilirdi, ortaya çıkabilirdi. Doğal yollardan. Ama şimdi siz 20 yıl sonra evet. Evet, doğal peki. Yollardan öldüğünü düşünüyorum. Tamam. Evet, peki Fidel Bey, Ankara stüdyomuzda Fidel Okan var. Ona başka bir soru daha soracağız ama bu evet. Konuda bir cümle etmek ister misiniz Fidel Bey? Tamamıyla cemaatin bir operasyonuydu bu diyor ya da paralel devlet nasıl ifade ediyorsak artık pek çok sadece siyasi cemaat, bakın bilen, sadece cemaat değil. Şirin Hanım, başlandı. Şirin buyurun. Hanım. Buyurun Şirin Levent Hanım. Bey. Şirin Hanım. Sadece cemaat değil bu. Maalesef Türkiye'deki bütün bu sanal siyasi davaların hepsi siyasi iktidar ve cemaat ortaklığıyla yürütüldü. Peki Fidel Bey ne diyorsunuz? Aralık 25 Aralık olayından sonra değişti olay. Evet. Fidel Bey buyurun. Şimdi tabii Levent Bey'in bu konudaki açıklamaları, ortaya çıkan şu anki sonuç, beraat kararı. İlk başlarda bu soruşturma yürütülürken, soruşturmayla ilgili olarak özellikle bu soruşturmanın yani Özal zehirlenmesi veya işte öldürülmesi konusunun Ergenekon'la bağlantılı bir şekilde başlangıçta işlenmiş olması bu işin cemaat kaynaklı olduğunu da bir şekilde ortaya koyuyor. Daha farklı veriler de var ama. Burada tabii şunu söylemek lazım. Şimdi Ergenekon davasına baktığımız zaman ben bir hukukçu olarak şunu söyleyebilirim. Yani dosyayı da biliyorum. Yani bunu tam bir örgüt kategorisine sokmamız Türk Ceza Yasası'na göre çok bana mümkün gelmedi. Bireysel suçlar vardır dosyada, işte farklı farklı kişilerin işledikleri bir takım suçlar vardır. Ama Ergenekon diye bir örgüt şemasını bizim mevcut ceza yasalarımıza göre de
bir şablona oturtup burada işte bir Ergenekon örgütü var, bu örgütün yapısı bu, işte üyeleri bunlar, bunların görevleri bu diyemiyoruz. Çünkü karman çorman bir tablo ortada, birbirinden nefret eden, birbiriyle ilişkisi olması ihtimali olmayan kişiler aynı örgüt şablonunda yönetici evet. sıfatına sahipler. Dolayısıyla bu noktada ben özellikle Özal soruşturmasının da zaten şunu da açıkça söylemek lazım. Geçmiş dönemde işlenen ne kadar kötü olay varsa bir paket program dahilinde bu soruşturma kapsamına dahil edilip bunlardan bu şekilde kurtulmak da amaçlanmış. Ama Özal ölümüyle evet. ilgili, Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili şunu söylemem de lazım. Ben bu konuda halen tatmin olmuş değilim. Peki, şimdi buradan... Şirin Hanım. Buyurun Levent Bey. Şirin Hanım, bir şey söylemek istiyorum. Bakın, Ahmet Özal sizin kanalınızın bir programında şunları açıkça ifade etti. Dedi ki, bu soruşturma Levent Ersöz'de kalmayacak. Ben kendisine bir takım yanıtlar verdim. Ancak bu sonucu, bu ifadenin altında yatan şöyle bir gerçek vardı. Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk, zirve yayın evi davası gibi bir takım davalarda hedef alınan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarsızlaştırmasıydı. Bu davada da benim üzerimden ulaşmak istedikleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesindeki komutanlar vardı. Ancak işin ilginç tarafı, gizli tanığın iffet ve namusa yönelik ifadelerini kabul etmeyen karşı taraf, katılan taraf, davaya katılan taraf, bu tarafta bunlara dört elle sarıldı. Bu diğer yalanlara sarıldı. Ancak İşin ilginç tarafı da dosyada gizlenen, bundan önceki Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin'in gizlemiş olduğu ana soruşturma dosyasında daha sonra kamuya bizim savunmalarımızdan sonra avukatım Sayın Hulusi Coşkun'un ortaya çıkardığı bu belgelerde 54 kişinin, bunların içerisinde Semra Özal, Ahmet Özal da dahil olmak üzere teknik takip ve fiziki takibe tabi tutuldukları vardı. Ve bu olay ortaya çıktığı zaman şekil ve şemal değişti. Evet. Ben azmettiriciyim. Tek başıma ben kimi azmettirmişim söyler misiniz? Kimi zehirlettirmişim? Böyle bir mantığı olabilir mi? Bütün bunların toplam çerçevesi bu söylemiş olduğum Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imajını zedelemek maksadıyla 2007'den beri, daha doğrusu 2000'li yılların başından Peki. beri gelişen bu siyasi Burada iktidar ve amca. Cemaat ortaklığıyla gelişen çok açık ve net operasyonların son halkasıydı. Son bir soru size Levent Bey. Buyurun. Çok açık koydunuz. Dediniz ki bu Türk Silahlı Kuvvetleri'ni itibarsızlaştırmadır. Peki döndüğünüzde birlikte evet. görev yaptığınız diğer paşalar, mevcut Genelkurmay Başkanı ya da bundan önceki evet. Genelkurmay Başkanları aralarında... evet. Nasıl diyelim, sitem ettikleriniz var mı? Yani bu davada siz Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, gerek eski görev arkadaşlarınızdan, gerek mevcut komutanlardan yeterli desteği gördünüz mü? Ve bu anlamda ne diyeceksiniz? Tabii ki bizlerin kırgın olmuş olduğu ana konulardan bir tanesi bu. Bu süreç yaşanırken maalesef oluşturulan korku imparatorluğu, bu iktidar cemaat ortaklığıyla oluşturulan korku imparatorluğu nedeniyle biz Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki arkadaşlarımızdan, görev yapan arkadaşlarımızdan ve komutanlarımızdan belli bir zaman dilimine kadar olan süreçte hiçbir desteği göremedik. Bu yönüyle kırgınlığımız var ama hiçbir zaman kendilerinin yani konuşsaydı işler başka türlü olurdu dediğiniz herhangi bir komutan var mı? Ya da kırgın olduğun, özellikle kırgın olduğunuz bir insan zaten, var mı? Zaten Balyoz davasında bu iki komutanımız çıktılar, konuştular. Ben Balyoz'da da yargılanıyorum biliyorsunuz. Evet. Balyoz'da benim Bursa Bölge Komutanı olduğum süreçte ben ne bu seminere katılmışım, ne birliğime verilmiş olan bir görev var. Evet. Sadece Mehmet Baransu isimli bir muhabirin yazmış olduğu bir karargah isimli bir pespaya bir kitap ve götürüp de teslim etmiş olduğu sahte dijitallerle ortaya atılarak evet. yargılandığımız olay. Bu olayın başında bu iki komutanımız çıkıp da
bunlar böyle bir şey yoktur, bunlar saçmadır, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıpratmaya yöneliktir deselerdi bu olaylar bugüne kadar gelmezdi. Sonuçta bizler de 5 yıl yattık, sağlığımızdan da olduk. İşte bu nedenle kırgınlığımız var, başka bir şey değil. Anladım. Şimdi ifade edeyim. Bakın biraz buyurun. Önce programınızda devam edeceksiniz. Bu cemaatçi yapılanmaya ilişkin olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki temizlik harekatı ile ilgili şunu hiç kimse unutmasın. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası Türk Silahlı Kuvvetleri için çok önemlidir. Ve bunu koruyacak olan yegane güçtür. Bu coğrafyada yaşadığımız emperyalist unsurların bu coğrafyada yapmak istedikleri, çizdikleri planlara karşı Türkiye'nin güçlü olması için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güçlü olması lazım. Sadece siyasi iktidarın veya devletin güçlüğü yetmez. Evet. Bütün bunların hepsi beraber yürür. Milli evet. güç unsurları bir bütündür. Peki. O nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıpratmasınlar. Türk Silahlı Kuvvetleri de kendi içerisindeki bu yapılanmaların, sızıntıların tamamını temizleyecektir. Buna da kimsenin şüphesi olmasın. Levent Bey çok teşekkür ediyorum. İsmail Saymaz sizin faili meçhuller ve JİTEM konusundaki açıklamalarınızla ilgili daha sorusu var ama ben söz veriyorum. Bu konuda daha sonra başka bir program yapacağım. Bugün Turgut Özal cinayetini ya da suikast girişimlerini konuşmak istemiştik. Cinayet olup olmadığını bilmiyoruz. Evet. Ağzımdan yanlış çıktı, yanlış anlaşılmasın. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Evet. Arzu ederseniz kalabilirsiniz. Ben şimdi ediyorum. Bu ordu içindeki temizlik meselesinde Fidel Okan askeri savcılığa bir CD sundu ve burada da Fethullah Gülen'e yakın olduğu evet. iddia edilen bazı subayların görüşmelerinin olduğu biliniyor. Önce onu sorayım. Zamanımız kısa, çok tempolu ve kısa bir biçimde Fidel Bey. Şimdi bir takım görüntüler olduğunu ve bunların da ordunun içinde nasıl bir Gülen cemaati yapılanması olduğunu ortaya çıkardığını söylüyorsunuz, iddia ediyorsunuz ama bir takım askerlerin, cemaate mensup olan askerlerin Fethullah Gülen'le görüşmüş olması illa da bunun bir organize yapılanma olduğunu ortaya koyar mı? Şimdi tabii bu konuda önce şunu söylemek lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili olarak ben Levent Bey'in son söylediği sözlere olduğu gibi katılıyorum. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yıpratılmaması noktasında. Şimdi bu meselenin bir cereyan ediş tarzı var. Oradan başlamak lazım. Biz geçtiğimiz haftalarda özellikle hem Ergenekon, Balyoz ve diğer soruşturma dosyaları ile ilgili, şu an yürüyen askeri casusluk dosyaları ile ilgili birçok sanıkla görüşme yaptık. Onlar bir şekilde bize ulaştılar. Özellikle İzmir askeri casusluk ve İstanbul'daki askeri casusluk dosyasının bazı sanıkları takım bilgiler verdiler. İzmir askeri casusluk dosyasında gene devlet bürokrasisinde yer alan önemli bürokratlar bize bir takım bilgiler gönderdiler, evet. bir takım belgeler gönderdiler. Ve bu dosyayı incelediğimizde İzmir askeri casusluk dosyasını Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri yargısını tasfiye amaçlı bir dosya olduğunu da gördük sonraki aşamada. Yani 17-25 Aralık girişimleri başarılı olmuş olsaydı hem askeri yargı dizayn edilecekti hem de devlet bürokrasisi olduğu gibi değiştirilecekti ve bu anlamda da şu anda devlet hükümete yakın olan bürokratların birçoğu görevden alınıp veya mevcut dosyaya katılıp cemaate mensup kişiler devlet bürokrasisini tamamen ele geçirecekti. Dosyadan bizim gördüğümüz buydu. Şimdi biz bu açıklamaları yaptıktan sonra özellikle askeri yargı ile ilgili çok sayıda ben görüşme gerçekleştirdim. Evet. Yüksek yargı mensuplarıyla onlar benimle görüşmek istediklerini kısa. İfade ettiler. Dolayısıyla özellikle, ne olursunuz çok ayrıntısına girmeden söylerseniz zamanımız kısa ki üstüne konuşabilelim. Yani bugün esasında bugün ne diyorsunuz yani? Konumuzu ben iç güvenlik olarak biliyordum. İç güvenlik yasasını konuşacağımızı biliyordum. Bu konuyla ilgili de herhangi bir şey söylenmemişti ama şimdi şu askeri yargıda, yani yüksek yargıda yüksek yargıda görev yapan askeri yüksek yargıda askeri yargıtayda görev yapan şu an mevcut üyelerden bir tanesi askeri yargıtayın yapısıyla ilgili bir büyük bir cemaat yapılanması olduğunu yargıtayda askeri yargıtaydaki cemaatçilerin kendi aralarında toplantılar yaptıklarını bu anlamda daha önce geçmişte askeri yargıtay evet. başkanına askeri yargıtay başsavcısına çeşitli kumpaslar kurduklarını ve bunları bu şekilde tasfiye ettiklerini ifade etti ve buna benzer birçok şey söyledi. Bunun üzerine ben kendisini
tanık sıfatıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına soruşturma anayasal düzeni düzenle ilgili soruşturmayı yürüten savcıya götürdüm ve tanık olarak ifade vermesini istedim. Bu anlamda da yani ifadesini işte ne diyorsunuz verdi. Diyorum. Şu anda ordunun içinde Fethullah Gülen'e bağlı ordu subaylardan oluşan bir çete mi var diyorsunuz? Yani ayrıntılar seyircilerimizi çok fazla ilgilendirmiyor. Sonuç nedir? Ne iddia ediyorsunuz? Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde çok sayıda Fethullah Gülen cemaatine yakın ordu mensubu mu vardır diyorsunuz bu iddianızda ya da tanıklığınızda? Ben askeri Yargıtay'dan bahsettim önce. Geçtiğimiz haftada da ben gene aynı şekilde askeri savcılığa tanık sıfatıyla ifade verdim. Askeri savcılık beni davet etti. Evet. Bu ifademde aynı şekilde elimizde bize daha önce farklı yollardan ulaştırılan CD'ler vardı. Bu CD'leri de delil olarak sundum. Bu CD'lerin içerisinde gene Fethullah Gülen'in kendisini ziyaret eden paşalarla ilgili. 10 dakikadır buraya gelmeye çalışıyorum. Sonuçta bir CD var elinizde ve burada da Fethullah Gülen'e yakın olduğunu iddia ettiğiniz subayların Fethullah Gülen'den görüşmeleri var. Buradan da ordu içinde bir yapılanma olduğu sonucuna ulaşıyorsunuz. Bu mudur? Şimdi ama şu var yani şunu söylemek lazım. 17-25 Aralık'tan önce Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde zaten bir cemaat yapılanmasına ilişkin soruşturmayı zaten yürütüyor. Yani burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zaten yürüttüğü bir soruşturma var. Bu soruşturma kapsamında da Türkiye'nin her kurumuna nasıl sızdıysa ordunun içerisinde de bu yapılanmanın unsurları var. Daha sonra zaten ben bu savcılığa ifade verdikten sonra Sayın Genelkurmay ikinci başkanımızla da uzun süren bir görüşme gerçekleştirdim. Şimdi orada da şimdi kamuoyunun yanlış bildiği veya yanlış algıladığı bir husus var. Özellikle cemaat medyası bunu sıklıkla yapıyor. Genelkurmay Başkanlığı'nın bizim hakkımızda yapmış olduğu suç duyurusundan sonra da sanki işte bu açıklamalarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir paralel yapı yokmuş gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Böyle bir şey yok. Ben bunu kesinlikle konuştum, görüştüm. Yani şunu söylemek lazım, yanlış anlaşılıyor ondan sonra. Türk Silahlı Kuvvetleri kendi bünyesinde bu soruşturmayı yürütüyor. Paralel yapı soruşturmasını yürütüyor. Aynı şekilde idari anlamda da Genelkurmay Başkanlığı bu anlamda gerekli önlemleri alıyor. Yapılan her ihbarlar titizlikle inceleniyor, değerlendiriliyor. Dolayısıyla ordu bu anlamda kendi içerisindeki tasfiyeyi gerçekleştiriyor. Bunu söyleyebilirim. Bir CD sundunuz. Ben de oraya gelmek istiyorum. Evet. Tarık Toros, ne dersiniz bu iddialara? Böyle bir iddia var. Bu konuda siz de çalışan bir gazetecisiniz. Ne diyeceksiniz? Şimdi bir iki maddede şöyle toparlanabilir. Yani Genelkurmay'la veya Türk Silahlı Kuvvetleri'yle ilgili bir konu. İçlerinde darbeyi düşünen, darbeci olan insanlar olabilir. İçlerinde yolsuzluğa karışmış insanlar olabilir. Eski Deniz Kuvvetleri komutanı yargılandı, mahkum oldu, er rütbesine düşürüldü. Ve bu ne Deniz Kuvvetleri'ne bir zarar verdi, ne de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şöhretine. Niye? Yargılandı, mahkum oldu vesaire. Somut deliller vardı, bilmem ne. Hiçbir kurumu, yani içindeki bir takım çürüklerin olması veya bir takım iddiaların olması şu anda olduğu gibi, hiçbir kurumu yerin dibine batırmamızı gerektirmez. Ve kurumlar da bu konuda çok son derece hassastır. Şimdi benim gördüğüm şey şu. Birincisi Genelkurmay bu konuda hassas. Ve son dönemde bu konuda yapılan haberler anladığım kadarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve değerli komutanlarının sinir uçlarına dokunuyor. Bu mühim. Bunun altını çizmek lazım. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu şuradan anlıyoruz. Ben Genelkurmay açıklamasını açtım, önüme bakıyorum. Şimdi diyor ki askeri yargıda paralel yapılanma iddialarıyla ilgili Genelkurmay bir açıklama yapıyor. Ve diyor ki burada İhbar mektuplarını gönderenlerden biri askeri Yargıtay üyesi, öbürü de askeri Yargıtay'da resmi belgede sahtecilik suçundan yargılanmakta olan emekli bir askeri hakim. Ve devam ediyor. Görünmez bir el sistematik olarak orduya operasyon yapıyor diyor. Şimdi bir, ihbarcılardan birinin resmi belgede sahtecilikten yargılandığını, yani siz diyor Tarık bu Bey, kamuoyunu yanlış bilgilendiriyor. Ben Genelkurmay açıklamasını söylüyorum. Etmek istiyorum. Yok. Böyle bir şey olabilir mi? Orada bir adli müşavirin, avukatın yaptığı açıklamayı Genelkurmay'ın açıklaması gibi sunmak gazeteciliğe sağır mı? Bu nasıl bir anlayıştır? Genelkurmay... O açıklamayı Genelkurmay Başkanı mı veya Genelkurmay ikinci başkanı mı yapmış, yoksa bir adli müşavirin avukatı mı yapmış? Peki bir saniye cevabını alalım. Genelkurmay Adli Müşavirliği'nin açıklaması muteberdir bu konuda. Genelkurmay Adli Müşavirliği Genelkurmay katından bu açıklamayı yapmış, açıklama yoksa yapamaz. Adli Müşavir'in avukatı mı yapmış? Bunu soruyorum. Peki bir dakika. Bir cevabını alalım ki soruyu Genelkurmay Adli Müşavirliği'nin yaptığı açıklama değil diyor. Muteberdir. Şüpheli adli müşavirin avukatı yaptı diyor anladığım kadarıyla.
Genelkurmay Adli Müşavirliği'nin açıklaması ve burada benim altını çizdiğim şey, yani cümle, görünmez bir elin sistematik olarak orduya operasyon yaptığı satırı. İki, bu sadece böyle değil. Daha evvel yine bir gazetede Genelkurmay'da 40 paralel paşa gibi bir başlık çıkmıştı. Şimdi hafızam, siz de hatırlayabilirsiniz. Akşam gazetesi miydi bilmiyorum. Karargahta 40 paralel paşa gibi bir şeydi ve buna Genelkurmay değil, Cumhurbaşkanı tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül geçtiğimiz aylar içerisinde. Ben sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri bu konularda son derece titiz. Mesela o zaman yaptığı açıklamada da ileri sürülen iddiaları araştırmak, gerekli adli işlemleri yapabilmek için bugüne kadar resmi istihbarat makamlarından somut hukuki hiçbir bilgi belge TSK'ya ulaşmamıştır dediler. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri bu konularda bilgisiz ve habersiz olduğunu ima ediyor. Ve şimdi siz diyorsunuz ki paralel soruşturma veya paralel yapı soruşturması devam ediyor. Genelkurmay daha bu habere verdiği açıklamada böyle bir soruşturmanın olmadığını ve istihbarattan kendisine bir bilgi alkışının olmadığını söylüyor. Peki bu işler nerede dönüyor da Genelkurmay karargahından ve o kattan yani bağımsız yürüyor? Tarık Bey'in söylediklerinin gerçekle uzaktan yakından hiç bilgisi yok. Bir saniye İsmail Saymaz. Yani burada kamu, bakın ama Şirin Hanım, kamuoyu burada yanlış yönlendiriliyor. Hayır, bakın çok önemli size bir nokta var. Döneceğim. Şimdi okudu. Bakın ama okuduğu bir kamuoyunu yanlış yönlendirir. Böyle bir soruşturmanın olmadığını söylüyor. Askeri savcılıkta tanık sıfatıyla ifade verdim. Savcı Kurtuluş Bey, askeri savcı. Bu konuda Türk Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı uzun süredir bu soruşturmayı yürütüyor ve bu soruşturma 17-25 Aralık sürecinden önce de yürütülmüş durumda ve şu aşamaya kadar da gelmiş. Birçok isim burada ifade verdi. Hanifi Avcı da bunlardan bir tanesi. Halen ifade verme işlemleri tanık sıfatıyla devam ediyor. İkincisi, biraz önce size okuduğu o belge, yani Genelkurmay'ın açıklaması diye sunduğu belge, Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köster'in avukatının açıklaması ve Zaman Gazetesi bunu Genelkurmay'ın açıklaması diye sundu ve bazı medya organlarında da aynı şekilde yer aldı. Şimdi bir avukatın yaptığı açıklama Genelkurmay'ı bağlayabilir mi? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Zaman Gazetesi kamuoyunu yanılttı diye Tarık Bey de aynı duruma neden düşüyor veya düşürüyor özellikle? Bunu söylemek istiyorum ben. Siz sadece bir açıklamayla bakmamak lazım. Necdet Özel'in gene bir kanalda Yarbay Mustafa Dönmez'in sarf ettiği sözlere ilişkin yaptığı açıklama var. Abdullah Gül'ün hassasiyeti var. Yüksek Askeri Şura kararlarıyla ilgili Genelkurmay'ın üst üste yaptığı açıklama var. Onu geçtik. Çözüm süreciyle ilgili kırmızı çizgiler nedir bu biz bilmiyoruz diye Genelkurmay Başkanı 30 Ağustos'ta yaptığı açıklama var. İşte ne bileyim, işte çözüm süreci devam ediyorken Genelkurmay sitesine konulan açıklamalar var. Suriye'de her şey güllük gülistanlık derken oradan bilmem ne kadar havan vermesi düştü. Bilmem biz de buna aynı ile mukabele ettik gibi şeyler var. Yani ben orada sürüp giden ve oraya cemaat, izafe... Cemaat oraya yok izafe, mu sizce TSK'da? Efendim? Cemaatin güç biriktirmesi yok mu sizce TSK'da? Ben bilmiyorum. Bunun belgelenmesi lazım. İki, Şirin Hanım haklı bir soru sordu. Fethullah Gülen'le görüşmüş olabilir bazı generaller. Ben de bilmiyorum. O CD'ne ne var onu bilmiyorum. O CD nasıl elde edilmiş ve hangi kaynaktan gelip oraya teslim edilmiş onu da bilmiyorum. Şimdi ben şunu... Sadece şu, üç... Bir sürü gazetecinin ve bir sürü siyasetçinin görüştüğünü biliyorum. Fotoğrafları onun var, kendi ifadeleri var. Şimdi böyle konuşmazdınız. Bilmiyorum dedim zaten sadece. İki, şu var. Birilerinin, yani bir siyasetçilerin veya gazetecilerin 10-15 yıldır, 20 yıldır Amerika'ya gidip Fethullah Gülen'le görüşmeleri meşru iken cemaatin birkaç subayın niye olmasın onu söylüyorum. Suç mudur diye soruyorum. Tam da onu söyleyecektim. Sizce bir tarikatın, bir dini grubun, bir eğilimin TSK içerisinde böylesine bir gruplaşma oluşturması sizce riskli bir durum mudur? Ben oluşturabilir mi? Yani bütün devlet kurumlarında mevzuata bağlı kaldıktan sonra, kurallara bağlı kaldıktan sonra, o işin alfabesi neyse ona bağlı konulduktan sonra insan her yere müntesip ben olabilir, sempatizan olabilir. Yani Alevi inancında olabilir, yani ateist olabilir. Yani Müslüman olabilir. Yani filanca efendinin öğretisi doğrultusunda ona iman etmiş. Bu kabahatı aldıkça bırakın. Oraya belki hayratta, hayır hasanette bulunabilir. Veya işte başka bir şeyin içerisinde olabilir. Mühim olan o değildir. Mühim olan somut kriterlerle bu adam somut işini yapıyor mu? Somut kriter örnek vereceğim çünkü size. Mesela işini yapıyor mu yapıyor? Somut örnek vereyim. Yani askeri yargı aşaması tartışılıyor. Aslında TSK'ya sızma meselesi Gülen cemaatinin ve başkaca dini grupların öteden beri odaklandıkları meseledir. Çok enteresandır. Gerçekten Ahmet Şık'ın da benzetmesiydi. Bir sevgi hareketi neden böyle polisiye meselelere özenir? Sorusu haklı bir sorudur. Israrla polise, askere ve MİT'e sızma gayreti dikkat çekici bir unsur. Kayseri'deki hava üssü davası çok kritik bir davaydı. 2009 yılında yanlış hatırlamıyorsam, iki tane Gülen cemaatini motive ettiği Teğmen
ordunun sistemine girerek, yazışma sistemine girerek sözde Ergenekon sanıkları köylü, Cengiz Köylü'ye yardım kampanyası örgütleme biçimine dönüştürmüş bir evrakı sisteme soktular. Evet. Ve bu evrakın sisteme sokulması sonrası bu iki er gözaltına alındı. Gözaltına alanlar Albay Zeki Üçoktu ve Mehmet Çelik'ti. Sorguladılar. Sonuçta şu çıktı. Bu iki erin Gülen cemaati imamlar tarafından yönlendirildiği ve ordunun içerisinde sızdıkları bu belgeyi dolaşıma soktukları. Ne oldu? Erler defalarca ifade verdiler. Tekrarladılar. Kimin başına iş geldi? Kayseri Albay Komutanı başka bir yerde tutuklandı. Albay Zeki Üçok iki ayrı davadan tutuklandı. Mehmet Çelik görevden alındı. Mesela Bugün gazetesi dünyanın en zevkin savcısı yani... diye haberini yaptı bu adamların. Sonra ne oldu? Soruşturma yürütenler yani... tutuklandı. Evet. İki er, Türkiye'de ilk kez şöyle bir şey oldu. Hipnoz yoluyla işkenceden hakimlere ceza verildi. Böyle bir şey yok. Adam öldürseniz çıkmaz. 8 yıl verdiler hipnoz yoluyla işkenceden. Bu erlerin ifadeleri hipnoz yolunda alındı gerekçesiyle yok sayıldı ve örgütlenmenin önü kapatıldı. Peki buradan yani bu CD tartışmasında senin yaptığın tespit nedir? Benim yaptığım tespit şudur. TSK içerisinde MİT ve emniyette olduğu gibi cemaat TSK içerisinde de örgütleniyor. Bu çok açık. Ancak ben şuna odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle İzmir'de görülen askeri casusluk davası ve özellikle İstanbul'da görülen askeri casusluk davası üzerinden mevcut TSK kadrolarının boşaltılarak galiba cemaate ve dini gruplara yakın kadrolar önünün açılmak istendiği yönde şüphelerim var. Çünkü buna dair çokça alamet var, çokça delil var. Öyle zannedildiği gibi hani sadece iddiadan ibaret değil. Az önceki Kayseri davası cemaatin TSK içerisindeki örgütlenmesinin önemli delillerinden biri. Yani Fidel Bey'in dolayısıyla tespitlerine siz... Önemli ölçüde doğru. Peki Fidel Bey lütfen çok derli toplu bir şekilde biraz önce dediniz ki Tarık Toros'a o CD'nin içinde ne olduğunu bilseydiniz böyle demezdiniz. Ne var o CD'nin içinde paylaşabilir misiniz? Şirin Hanım sizin buradaki ifadeniz de çok garibime gitti. Yani bazı generallerin Fethullah Gülen'le görüşmesi, Fethullah Gülen'le Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde Gülen cemaatinin işte olduğunu göstermez şeklinde bir ifadeniz oldu. Göstermez demedim. Şimdi, ben soruyu sordum. Gösterir mi dedim. Siz de çarpıtıyorsunuz. Ben yani göstermez demedim. Ben gazeteci olarak gösterir mi dedim. Siz evet gösterir ya da hayır göstermez ifadesini kullanmakta serbestsiniz. Ben de o yüzden soruyorum. Bu CD'nin içinde ne var ki bu sonuca bakın, ulaşmanızı sağlıyor? Buyurun. Evet. Evet. Yani seste de problem yaşıyorum bu arada. Yani söylediklerinizin bir kısmını algılayamıyorum. Ben o şekilde algıladım. Çünkü böyle Ankara'dan bağlanmak bazen sorunlara da neden olabiliyor. Şimdi burada biz şunu mu tartışıyoruz? Bakın genel kurmay başkanlığının rahatsız olduğu... Hayır, ben sadece sizden şu cevabı evet. almaya çalışıyorum. Gazetelere de yansıdı. Siz biraz önce dediniz ki bu öyle evet. bir CD ki içinde çok önemli şeyler var. Bildiğiniz gibi değil dediniz Tarık Bey'e. Biz de size soruyoruz. Ne var içinde? Kamuoyuyla paylaşırsanız iddianızında ne olduğunu anlayabilirsiniz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bir geçmişte görev yapan veya kim olduğunu işte askeri savcılık soruşturmasında ortaya çıkacak bir general Fethullah Gülen'e biz daha ne kadar saklı gizli kalacağız? Artık ortaya çıkalım. Bu vatan bizim, bu ülke biziz şeklinde açıklamalar yapıyorsa Fethullah Gülen de işte daha onun bilmediği şeyler var. Bazı şeyleri kendi aleyhimize bozacak şekilde şey yapmamalıyız, ortaya çıkarmamalıyız. Her şeyin bir zamanı var şeklinde uzun süren bir konuşma, görüşme gerçekleştiriyorsa şimdi burada daha biz neyi tartışıyoruz? Burada ben şunu söylemek istiyorum. İsmail Bey'in söylediği özellikle İzmir Askeri Casusluk dosyası ile ilgili olan husus çok önemli. Burada bakın o dosya, İzmir Askeri Casusluk dosyası bir askeri yargının da zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmalar olduğunu biz her zaman ifade ettik. Ve Genelkurmay Başkanlığı'nın tepkisi de bu değil. Ben şunu söylüyorum. Genelkurmay Başkanlığı evet bu olaylardan, bu haberlerden büyük bir bölümünden rahatsızlık duyuyor. Ama bu şu anlama gelmiyor. Ben kendim gördüm. Sayın Genelkurmay 2. Başkanı çok açık bir şekilde ifade etti. Türk Silahlı Kuvvetleri uzun süredir 1984'ten beri Fethullahçı yapılanmaya karşı büyük bir mücadele içerisinde. Bugüne kadar 400 kişiyi Fethullahçı olduğu veya bu cemaate mensup olduğu bunlarla hareket ettiği gerekçesiyle ordudan tasfiye etmiş. Buna tamam. ilişkin olarak bütün verileri gösterdi. Peki. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri
yapılan her ihbarı titizlikle değerlendiriyor ve bu anlamda da çalışmasını sürdürüyor. Şimdi, ve bu konuda da zaten yürüyen bir soruşturma var. Anladım. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri şöyle demiyor. Bizim aramızda böyle bir yapının mensubu yok demiyor. Biz bu konuda soruşturmamızı devam Peki. ettiriyoruz Peki. diyor. Olması gereken de bu zaten. Evet. Ama burada konuşmamız ve tartışmamız, ki bu tartışma daha uzun sürebilir ama tartışmamızın nedeni, biz daha önce de bavullarla gelen bir takım belgelerle başlayan siyasi davaları gördük. Ergenekon, Balyoz gibi. Şimdi siz bir CD çıkarıyorsunuz ve bunun üzerinden bir cemaatin yani kamuoyu gerçeğini arıyor bir anlamda. Dolayısıyla ben burada konuşulmasını sağlamaya bunun için çalışıyorum. Bu yüzden içinde ne vardı sorusunu size ısrarla soruyorum. Çünkü geçmişte bir bavulla belgeler geldi. Ergenekon başladı. Şimdi sizi bir CD koydunuz. Bu CD'yi mesela size kim verdi? Nasıl bu belgeyi oluştunuz? Vardı da daha önce, niye şimdi çıktı? Bilmiyorum, bunlara çok net cevaplar verebilir misiniz? Şimdi bakın, bizim zaten cemaat yapılanması ile ilgili yürüttüğümüz mücadele biliniyor. Ben Hanife Avcı'nın da avukatıyım. Bu cemaatin emniyet ve yargıya sızdığını kitap haline getirip Türk kamuoyuna sunan, hatta hükümeti de uyaran ve bu konunun başlamasını sağlayan, belki de Türk halkının bu anlamda ilk bilinçlendiren kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu noktada cemaat yapılanmasından rahatsız olan ve bu yapılanmanın daha önce mensubu olan, 17-25 Aralık'tan sonra yapıdan ayrılan kişilerin de bizlerle irtibata geçmesi kadar doğal başka bir şey olamaz. Dolayısıyla onların getirdiği bir takım bilgileri de bizim devletin yetkili makamlarına ibraz etmemiz son derece zaten bizim görevimizin gereğidir. Biz de bunları yerine getiriyoruz. Yoksa biz diğer Balyoz davasında olduğu gibi hazırlanan bir takım kumpasvari senaryoları üretime Peki. sokmuyoruz. Burada şunu ben söylemek istiyorum. Bu açıklamanız... Bakın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yıpranması... Tamam, evet. Buyurun, evet, buyurun. Buyurun. Evet, buyurun. Bakın, ben şunu söylüyorum. Bizim buradaki amacımız... Bizim buradaki amacımız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yıpratılması asla değil. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili yapılan yayınlar da bundan sonra zaten çok daha farklı bir mecrada yürür. Biz şunu söyledik, yani bu yapıya dikkat etmek lazım. Genelkurmay da bize şunu söyledi. Dedi ki evet, biz bunu biliyoruz. Ciddiyetle takip ediyoruz. Yani Genelkurmay'ın yapmış olduğu açıklamalardan TSK'da paralel yapı yok sonucu çıkmaz. Genelkurmay bununla ilgili çok ciddi bir çalışma yürütüyor. Askeri savcılık yürütüyor. Bu işin sonunda da zaten Genelkurmay Başkanlığı bu suça Peki. bulaşmış örgüt mensuplarını tespit edip tasfiye edecektir. Tarık Bey. Şimdi yaklaşık 11 aydır paralel yapı iddialarıyla haşır neşiriz. Ben de bir gazeteci olarak bakıyorum. Hemen her konu paralelle irtibatlandırıldı. Yani geriye doğru baktığımızda biraz da hafıza şeyi. Sadece Milli Ordu'ya kumpas, Ergenekon, Balyoz değil. Yani Sakine Cansız, Paris'teki cinayetlerde bizzat başbakanın ağzından mitinglerde o paralel yapı var dendi. Baykal'ın kasetleri öyle çıktı. MHP'deki genel başkan yardımcılarını götüren kaset komplosu öyle çıktı. Geçmişte Ergenekon atfedilen ne varsa bugün paralel atfedildi. 6, 7, 8 Ekim olayları Pensilvanya'ya ihale edildi. Böcek olayı var. Şike davası Fenerbahçe. Gezi. Cemaat Fenerbahçe'yi açıyor. Gezi'nin arkasında gene işte Pensilvanya var. Bingöl'deki polisleri paralel yapı şehit etti. Hatta o kadar ileri gitti ki Hüseyin Üzmez geçmiş haftalarda vefat etti. Akit gazetesi dedi ki Hüseyin Üzmez'e kurulan cinsel taciz kumpasının arkasında paralel yapı vardı dedi. Hemen herkes işine gelmiş. Şimdi ben böyle bir şeyle bir gazeteci olarak baktığımda, ben sadece 10 tanesini saydım şimdi. Belki 12 tanesini saydım. Bu 42 tane belki. Belki 62 tane. Bir gazeteci tecessüs eder. Yani şüphelenir, bakar. Yani der ki ya burada bir dakika der filan. Yani nasıl bir şeyle karşı, bir ejderhayla falan mı karşı? Bir bu, bunu bir koymak gerekiyor. Onun için bu söylenen her şeyi siz bir isme veya böyle çeşitli kanallarda yapıldığı gibi fotoğraflarla, gazetelerde yapıldığı gibi böyle resmi geçit halinde şemalarla, kademelerle filan anlattığınızda, bir kere bir soruşturma varsa o soruşturmanın gizliliğini ihlal ediyorsunuz. İki, o insanları itibarsızlaştırıyorsunuz. Üç, hedef gösteriyorsunuz. Dört, o bakanları Peki. dediler ya şöhretleri şey olmasın diye komisyona gizlilik yasağı, yayın yasağı geldi. Ya Allah aşkına, orada devam eden bir dava, iddianame sürecinde takipsizlik verilen bir karar, devam eden bir meclis şeysi, fezlekeler falan vardı. Ne demek şu? Peki burada itibarsızlaştırılan ne? Yani iki, devlete sızma. Bu ülkenin insanları,
dediğim gibi Alevi de, Ülkücü de, Sünni de, Türk de filan cemaate mensup da olsa bu ülkede devlete sızmaz. Girer çalışır. Peki. Medyaya sızmaz. Girer çalışır. Polise sızmaz. Girer çalışır. Ben böyle bakıyorum. Mevzuata bakarsınız. Kural dışına çıkmış mı? Sıralı amirlerinin talimatının dışına çıkmış mı? Başka bir yerden talimat alıp ona göre mi iş işlemiş? O zaman da icabına suç bakarsınız. Suç işlemiş mi? Ona göre dava açarsınız diyorsunuz. Kimse de gözünün yaşına bakmaz. Peki. Nokta budur yani. Bu konuyu daha uzun tartışmamız gerektiğini biliyorum. 360 derecenin süresi bu kadar ama kısacık bir cümle İsmail Saymaz'a Tarık Toros'un bıraktığı yerden ama çok kısa cevap istiyorum. Her şeyin paralel örgüte aktarılmasını en son Ali İsmail Korkmaz davasında savunma veren poliste de gördük. Ben darbecilere karşı, başbakan öyle dedi dönemin başbakanı, ben darbecilere karşı mücadele ediyordum o yüzden şiddet kullandım diyor. Bunun, çok doğru yani onun kendi perspektifinden doğru tabii bir bakış. Bunun sıkıntılı yani, bir gidiş olduğunu düşünüyor musun? Hayır, çünkü başbakan Gezi olayını, yani mesela Tarık Toros o günlerde başbakana destek verdi. Gezi'nin aslında toplumun aleyhine bir gelişme olduğunu, topluma zarar verdiğini iddia etti. Günlerce yazı yazdı, sonra dedi ki ya başbakanım ben böyle yazdım. Niye bana, yani niye bizi bu tutumumuzu anlamıyorsunuz dedi. Şimdi haklı, o dönemde Tarık Bey'in de içinde bulunduğu kalabalık bir grup Gezi'nin neredeyse bir darbe olduğunu altını çizdiler. Şimdi bu söylem tabii ki mahkemede karşılığını bulacak. Siz darbe derseniz, hükümeti yıkacaklar derseniz, Tarık Bey de dahil. Yok, darbe demedim. Yıkacaklar derseniz, sadece sağduyu çağrısı yaptık. Ben o günler yazılarınızı hatırlıyorum Tarık Bey. Sağduyu çağrısı, insanlar polislerle birbirleriyle karşı karşıya gelmesin diye. Ne oldu? Ne oldu biliyor musunuz? O zaman da mahkemede çıkar Ali İsmail'e tekme atarak onun ölümüne yol açan polis der ki başbakan buna darbe dedikten sonra ben tabii ki demokrasi rayına oturttum ve darbeciler karşı onları bastırmak üzere bu işi yaptım. Bir cümle sadece, polislerin yargılandığı davalarda bunun bir sorun teşkil edeceğini önümüzdeki dönemlerde ve bu ifadelere dayalı beraatlar çıkabileceğini düşünüyor musun? Geçen oldu zaten Sakarya'da mesela Öce adlı kız çocuğuna 13 yaşında Öce adlı kız çocuğuna tecavüz eden ve 40 tane gencin de tecavüz etmesine vesile olan polis memuru dedi ki benimle paraleller uğraşıyor. Şimdi tecavüz davasında bu söylendi. Bu çok normal. Artık siz Ergenekon gibi bir efsaneyi işte bundan bugün yakınanlar, yine Tarık Bey'in gazetesi, yakınanlar meşrulaştırırsa, siz her şeye Ergenekon'u sokarsanız, mesela Fatih Camii'nde öldürülen Nakşibendi Şeyh'in Ergenekon öldürdü diye yazanlar bugün cemaat öldürdü diye yazıyorlar. Orada bir kere meşrulaşırsa bugün gelir sizi bulur. Peki bu konunun niye oluyor da tartışılmasını öneriyorum. Çünkü daha konuşulacak çok boyutu varmış. Fidel Bey çok teşekkür ederim. İç güvenliği konuşamadık ama sizin dün gazete manşetlerine yansıyan CD'nizi konuştuk. Bu çok çok önemliydi. Çok teşekkür ederim geldiniz, katıldığınız için. Tarık Toros'a çok teşekkür ediyorum. İsmail Saymaz'a çok teşekkür ediyorum. Ben bu grubu bir kez daha davet ediyorum. Daha genişletilmiş bir şekilde bu meseleyi konuşalım istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. 360 derece kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra yavaş yavaş 360 dereceyi noktalayacağız efendim. Derece bitti. İyi akşamlar efendim.